Selam herkese yine yeniden merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer bu videoyu izliyorsan ve hala kanalıma abone değilsen lütfen abone olursan çok sevinirim. Çünkü bu muhteşem güzel tariflerimin ve kanalımdaki diğer amigurumi ve örgü tariflerimi kaçırmak istemiyorsan abone olmalısın. Bugün bulut yapacağız. Bakın çok güzel bir bulut yaptım. Battaniyelere, bebek yeleklerine, yırtılan pantolonuna, tişörtlere, her yere uygulayabileceğimiz böyle çok şirin, güzel bir bulut yapacağız. Bulut için istediğiniz ipi ve tığı kullanabilirsiniz. Bir kısıtlama yok. Ama ne yapacağız? Bu arada oruçluyum. Lütfen yorgunluğumun, sesimin kötü çıkmasına kusura bakmayın artık. Malum mübarek Ramazan ayındayız inşallah. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı da kabul etsin. Günün anlam ve önemini de belirttikten sonra hemen 10 adet zincir yapalım. Adet zincirimi yaptım. Şimdi arkadaşlar bu 10 adet zincirin hemen şu ikinci 1 2 ikinci zincirin içerisine giriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Niye 8? 8 tane sık iğnemi oluşturdum ve buradaki sonuncu zincirin içine 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğnemi yaptıktan sonra çeviriyoruz. Dönmüş olduk. Ve hemen burada diğer boşta kalan ilk şu sık iğnenin hemen bakın karşısı ilk zincirin içine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane burada da sık iğnemi yaptım ama bakın şurada şu başlangıç zincirim var. Şu başlangıç zincirin içerisine gireceğim bakın. Gözüküyor zaten. Şuraya giriyorum. Ve buraya da iki tane sık iğne yapıyorum. Ve mutlu son. Buradaki ilk sık iğne tepesinden yine girdim. Bu şekilde bir ilmek kaydırdım. 1, 2 ve de 3. Bu ilmek kaydırdığım sık iğne tepesinde bir işlem yapmıyorum. Tığıma ilmeğimi alıyorum. Hemen yanındaki sık iğne tepesine şuraya giriyorum ve bir trabzan devam ediyorum. 2 3 4 ve 5. Aynı sık iğne tepesine 5 tane trabzanımı yaptım. Bitti. Şimdi buradaki sırası gelen sık iğneyi atlıyorum. Yanındaki ikinci sık iğnenin içerisine giriyorum. Bu şekilde ters sık iğne yaptım, düz sık iğne yapayım. Bir sık iğne yaptım. Şu zincirim sadece bakayım. Normal kalsın. 2 de olabilir, 3 de olabilir. Şimdi sık iğnemi yaptım. Yanındaki şu bir sık iğneyi atlıyorum. İkinci sık iğnenin içerisine giriyorum. Ve yine 5 tane trabzan yapıyorum.
5 trabzandan sonra burada yine bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğne tepesine giriyorum ve bir sık iğne yaptım. Şimdi burada yine bir sık iğne atlıyoruz ve tam uç kısmına geliyor örgümüz. Şuraya geliyor. Hep birer sık iğne bırakıyoruz. Aralarda bir sık iğne atlıyoruz. 5 tane trabzan, bir sık iğne atlıyoruz. Sık iğne, yine bir sık iğne atladım. İkinci sık iğne tepesine bu sefer burada 6 tane trabzan yapıyorum aynı yere. Bakın 6 tane trabzanımı yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 7. 7 tane trabzan oldu. Yine bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğneye sık iğne bir atlıyorum ve 5 tane trabzan. Ne oldu? Bulutumuzu dönmüş olduk. Yarım bu şekilde yarım da kullanılabilir. 5 tane trabzan yapacağım. Bakın 5 tane trabzanımı yaptım ve hemen farkındaysanız bunlar karşı hizalarındaki sık iğne tepelerine denk geliyor. Şöyle şunu göstermek istiyorum. Bakın bu köşe, tamam. Bir sık iğne atladım. Hizalamayı doğru gittiğim için bu trabzanla bu trabzan kutusu bakın birbirine denk, birbirine karşılıklı ilerliyor. Devam ediyorum. Bir sık iğne atlıyorum ve ikinci sık iğne tepesinden girdim, bağladım. Devam ediyorum arkadaşlar. Yine bir sık iğne atlıyorum, ikincisine giriyorum ve 5 tane 1 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımı yaptım. Bakın. Devam ediyorum. Burada bir sık iğne atladım. İkinci sık iğneye buraya. Bakın burada bitiş kısmı biraz farklı olacak. Bir sık iğne atladım. Hemen buraya bir bağlama sık iğnesini yaptım. Şurada bağlama yerine bir sık iğne tepesi kalıyor ya. İşte burada sadece burada bir sık iğne atlayamıyorsunuz. Buraya direkt 6-7 tane trabzan oluşturuyorsunuz. Buraya gelene kadar trabzanlarımızın ve sık arasında birer sık iğne atlıyorduk. Şu son satıra geldiğimizde bir farklılık oluyor. Bir sık iğne tepesini atlıyorum. İkinci sık iğne tepesine sık iğne yapıyorum. Ve bir tane kaldığı için de onun içini de trabzanla dolduruyorum. Buraya da 7 tane yaptım ve hemen şuradaki zinciri benim gibi böyle bol yapmayın. Bu zincirleri biraz bol çektiğim için böyle duruyor. Aklınıza takılan bir şey olmasın. Bakın burada da yine 3 zincir var fakat biraz daha sıkı örünce belli olmuyor. Video esnasında artık bu kadar olur. Şimdi hemen bu zincirin dibinden giriyorum. Bu şekilde bir ilmek kaydırıyorum. Arkadan da bir düğüm atıyorum. Hemen makasla kestim. Bakın bulutunuz dikmeye hazır arkadaşlar. Tabii ki de birazcık el ütüsü yapacaksınız. Şöyle. Şimdi bu uç kaldı. Bu ucu da nasıl gizliyoruz? Hemen daha küçük bir tığ alayım. İğne yardımıyla da olur. Şimdi elimin altında tığ vardı. Hemen bunu da bu trabzanların içerisinden geçirerek gizleyin arkadaşlar. Videomu faydalı bulduysanız lütfen beğenin.
Ve yapacağım daha değişik ürünleri görmek istiyorsanız da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın, dünyanın en kolay bulut tarifini sizlerle birlikte yapmaya çalıştım. Hoşça kalın.